Selamlar millet, ben Sinan, yani Tat Dedektifi kanalım Burger Haritası'na hoş geldiniz. Bugün damaklarınıza bayram yaşatacak bir burger yapıyorum. Birazcık bazıları için korkutucu olabilir ama ben size anlatayım detayını, o yüzden merak etmeyin. Umami burger yapıyorum. Bizim hani tatlı, ekşi, acı diye hani ağzımızda aslında oluşan hani Vedat Bey'le anlattığımız tat, aroma kenara bırakıyorum. Koku uzmanı Vedat Ozan. Orada bir şeyler vardı ya, orada bir de size umami'den bahsetmiştik. Şimdi bir umami burger yapıyorum. Malzemelerimi sayayım. Bu burger neden bazılarınızı böyle korkutabilir, telaşlandırabilir? O zaman anlayacaksınız. Şimdi klasik malzemelerim ne? Ekmeğimi toslayacağım. Tereyağım var. Baharda olduğumuz için kuzu kıyması kullanıyorum. Kuzu kıymam var. Umami burgerin ilk ürünü Kars gravyeri var. Rendeledim. Burger peyniri olarak bugün gravyer kullanmayı planlıyorum. Köftemin üstünde birazcık eriteceğim. Böyle çok erimesini de zaten istemiyorum. Hani hafif bir bize doku versin. Peynirin içindeki, özellikle yaşlı peynirin içindeki sizin aldığınız o tuz tadı ve doku bir şekilde sizin damağınızda daha fazla yer edip, yer kazanıp onu aslında daha büyük hissetmenize, daha çok hissetmenize, daha keyifli hissetmenize aslında yol açıyor. Birinci umami malzemem bu. Ördek yağında karamelize ettiğim soğan reçelim var. Aslında bu da içinde pek çok yoğun tadı barındıran bir soğan oldu. Ördek katkısı da, ben böyle ya size anlatıyorum, dilim dolanıyor çünkü çok güzel kokuyor bu da. Ben hani ördek yağını bulabilirseniz eğer, aşağıya ben bir tane bağlantı bırakayım. Hani alabileceğiniz yerlerden birini. Hani bir kere de şu soğan reçelinizi öyle denemenizi tavsiye ederim. Diğer malzemem, umami sağlayacak üçüncü malzeme, domates. Enteresan bir şekilde fırınlanmış domatesin, kuru domatesin yine içindeki o tuzlu yapısı sebebiyle umami etkisi yarattığı, yine dünyada çoğu hani yeme içme kişisi tarafından ya da bilim adamı tarafından da bilinen bir şey. Bu benim fırınladığım ve sonra robottan zeytinyağıyla beraber geçirdiğim, içerisinde mantar tozu da olan bir kuru domates sürmesi. Bunu sona bırakıyorum. Bu çok enteresan. Şöyle açayım, birazcık avcuma dökeyim. Bunun içerisinde kereviz tohumu, kerevizli deniz tuzu, kombu denilen deniz yosununun yaprağının kurutulmuş hali ve yine mantar kurusu var. Bu kombu, mantar, kereviz bütün damağınızı ve dilinizin tat uyargılarını harekete geçiren şeyler. Şimdi bunu birazcık burgerimi hani o tuz koyduğum aşamada koymayı planlıyordum. Sonra içine mi koyayım dedim. Dedim en son ben bir üstüne serperim. Bu da benim dolayısıyla bu burgerdeki dördüncü gizli malzemem. Size umami bombası yaratacak bir diğer ekleyeceğim ürün diyeyim. Ve günün sürprizi, çoğunuzun belki ismini duyduğu ama kendisini hiç görmediği bir şey var elimde şu anda. Şöyle küçük küçük çubuklar halinde. Muhtemelen görüyorsunuzdur. Tanıştırayım size kendisini. MSG, monosodyum glutamat. Çin tuzu diye geçiyor. Genelde yemekleri ekstradan tatlandırmak için, bu umami'yi aslında sağlamak için bir Japon bilim adamı tarafından kombunun, bu deniz yosununun yerine geçen bir malzeme olarak aslında laboratuvar ortamında bulunmuş. Bir çeşit tuz. Dünyada monosodyum glutamatla, yani MSG ile ilgili pek çok söylenen hani olumsuz şey var. Ama şöyle söyleyeyim, yakın zamanda bir Tayland seyahati yaptım. Çin mutfağını, hani hangi malzemeleri kullanıyorlar, ne yapıyorlar, hani süper hakim değilim ama biliyorum. Yani kesinlikle bütün yemeklerinde neredeyse MSG kullanıyorlar. Bizde bazı soslarda, bazı baharat karışımlarında Türkiye'de MSG görebiliyorsunuz. Hani sağlığa zararlı mıdır, değil midir diye uzun uzun araştırmalar hani yapıp içime sindikten sonra size bu tarifi vermek istedim. İnsanların çünkü bakış açısı MSG'ye çok iyi değil ama hani tatları da uçurduğu bir gerçek. Dolayısıyla bu burgerin aslında bütün tamamlayıcısı o olacak.
Onu da köftemin üzerine koyacağım o tuzlama kısmıyla beraber. Hadi şimdi yapmaya başlayayım. Tavamın altını zaten açmıştım biraz önce. O şu anda orta üst derecede açık. Bütün malzemelerin gramaj bilgileri aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer alıyor. Ben size şu ördeğin de bağlantısını yazacağım. Artık şu köftemi bir tuzlayıp biberleyip ızgaraya koyabilirim. Ekmeklerim kızardı. Hemen onları kenara alıyorum. Köftem de pişti. Altını kapatıyorum. O bir iki saniye orada durabilir. Bu fırınlanmış kuru domatesi ekmeğimin hem altına hem üstüne süreceğim. Şimdi ekmeklerde bir de tereyağı da var ya. Düşünün heyecanı. Düşünün lezzeti. Bu arada size enteresan bir bilgi de vereyim. Hani bugüne kadar bunu paylaştığımı düşünmüyorum. Bizim mutfak kültürümüzde domatesin, domates salçasının çok yeri var gibi gözükse de aslında domates bizim topraklarımızda zamanında yetişen bir şey değildi. Osmanlı'nın son dönemlerinde, son 150 yılında aslında bizim topraklara geldi. Aynı şekilde çay da öyle. Mesela çay da 1900'ler zamanında Türkiye'de yetiştirmeye başlanan bir bitki. Daha önceden Osmanlı zamanında çay mesela yoktu. Dolayısıyla domates de öyle ama biz her ikisini de çok seviyoruz ve her şeyde yakıştırıyoruz. Şimdi benim bu burgere de kurusunu koyduğum gibi. Alt ekmeğimin hemen üstüne köftemi yerleştiriyorum ve bu burger yenmeye hazır. Buraları toparlayıp yanınıza geliyorum. Şu köfteyi pişirirken sağdan soldan o ne ya diye tepkiler geldi. Vallahi bu kombu pişerken acayip bir kokusu aldı. Ayrıca mantar da aynı şekilde pişerken hani kendi kokusunu verdi. Size şöyle göstereyim burgerin içine. Sevdiğim gibi pişirmeye çalıştım ama siz kırmızı görmekten hoşlanmıyorsunuz diye de bir parça aslında bu kırmızılıktan griliğe döndürdüm. Bir tadına bakayım. Her şey sizin için. Şimdi nereden başlayayım? Ekmekteki tereyağı ve kuru domates zaten uçurmuş götürmüş. Acayip güzel olmuş. Kars gravyerin tuzluluğu hani domatesle beraber çok olur mu diye düşünüyordum ama üstüne karamelize bu soğan reçelini koydum ya ördekli. Hani o ördeğin yağıyla beraber soğan reçelinin tatlılığı bütün hepsini toplamış. Hele köfte o kereviz tadı, mantar, MSG'nin kendinin bir tadının olmaması ama geri kalan her şeyi öne çıkarması, o kombunun tavada birazcık böyle hafif yanarak üstüne verdiği şey acayip bir burger olmuş. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bana arada soruyorsun Sinan abi yaptığın her burgeri beğeniyorsun bu nasıl iş diye. Ya arkadaşlar ben hatasız burger yapmak için en iyi malzemeyle teknikleri ve tarifleri uygulayıp böyle adım adım burgerler yapıyorum. Dolayısıyla siz de bunun aynısını yapıp evde denediğinizde eğer sizin tarzınıza yakın bir burgerse siz de benim şu anda ağzımın içinde dönen o lezzet bayramını
yakalayabilirsiniz. İnşallah evde denersiniz. İnşallah da bu tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz baş parmaklar yukarı. Aşağı başka böyle ne tarifler çekebilirim lütfen yazın. Bu videoları arkadaşlarınızla paylaşın, onlar da görsünler. İstatistiklerden bakıyorum, insanlar en fazla WhatsApp üzerinden benim videolarımı paylaşıyorlarmış. Bu da iyi bir şey, inşallah WhatsApp gruplarına gidiyordur. Bir de abone olmayanlar varsa abone olsun, o aşağıda yanındaki zil her zaman yeni videolardan haberdar olmanıza yardımcı oluyor. Bu umami burger, MSG'li burger benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, görüşürüz.